Bölgemizde Marmara ve Gölcük depremi olarak asrın felaket olarak adlandırıldı. Aslında bu felaketten çıkarmamız gereken ders sağlam yapılar, hazırlıklı olmak, farkındalık ve eğitim çalışmalarının sürdürülmesi. Bu hususta bölgemizde güzel çalışmalar yapılıyor. İnsanlarımız da yapacakları yapıların sağlam olması hususunda her türlü fedakarlığı ve görevi yerine getirmeleri gerekir. Bundan sonra da yapacağımız çalışmalar insanlarımızın farkındalıklarının arttırılmasına yönelik olacak. Ben depremde kaybettiğimiz şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Muhammedin ve aile alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi, gecenin bu vaktinde gönüllerimizi, avuçlarımızı sana açtık, huzuruna geldik. Ülkemize, milletimize, İslam'a, aleme elem, keder, kaza, bela, fitne, fucur, içeriden dışarıdan gelecek terör eylemi, afet ve musibetten muhafaza eyle ya Rabbi. Bir dahi böyle şeyler gösterme ya Rabbi. Bizleri bir ve beraber eyle. 19 yıl oldu ama bizim için daha dün olmuş gibi. Yaşadığımız asrın felaketiydi. Allah bir daha yaşatmasın o felaketi. Oğlumla beraber enkaz altında kaldık. Oğlum benden daha iyiydi çıktığında. Ben de enkazda kaldım. Bir sene hastanede tedavi oldum ama daha sonra oğlumu kaybettim. 4 senede oğlumun yerini bulabilmek için mezarları açtırdım. Mahkemelerle uğraştım. 4 yıl sonra oğlumun yerini buldum. De ki bana, hala inanabiliyor musun? Hala inanamıyorum. Çünkü 4 yıl sonra bulmak öyle çok kolay değil. Zaten senelerce deprem kayıplarını arıyorsun. Hala kayıp olanlarımız var. Ben bir anneyim. Yani 19 yıl değil, 39 yıl geçse o acı hala yüreğimizde tazedir. Yani deprem hepimizin hayatından bir fay olarak gelip geçti. Aslında sonrasında ne yaptığımız çok önemlidir. O günden beridir bugün de olduğu gibi sürekli birileri bir şeyleri konuşuyorlar. Sürekli bir problem konuşuluyor sürekli. Aslında artık problemleri konuşmaktan ziyade artık bir çözümün konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Çözüm odaklı çalışmasını gerektiğini düşünüyorum. 19 seneden beri de sürekli problemleri konuşuyoruz. Yok o öyle oldu, bu böyle oldu vesaire diye. Artık çözüm odaklı olmak gerekiyor. Nasıl bir çözüm bulacağız, nasıl bir şey yapacağız ona bakmak lazım. Elbette ki insanın hayatında yine 19 sene olduğu gibi bir sürü travmalar gelebiliyor insanların hayatında başına. Bu travmalardan nasıl kurtulacağız, hayata kaldığımız yerden nasıl devam edeceğiz o önemli. 19 senedir hala enkaz altında olan insanlar var. Kendilerini hala tamamlayamadılar. Birazcık daha geriye de yarına, güne ne yapacaklarını bilemedik insanlar. Aslında bugünden sonra artık konuşmamız gereken tek şey yarınımızı nasıl planlayacağımız, yarına dönük neler yapacağımızı planlamamız. Yani o gece aslında çok da fazla böyle anlatılacak, konuşulacak bir şey değil. Çünkü şeyin acının hiçbir zaman bir şeyi, dili, tarifi, bir kelimesi yoktur hiçbir zaman. Malum herkesin yaşadığı artık yıllardan beridir anlattığımız şey o büyük devasa bir zelzele ve onun altında 3 günlük enkaz altında bekleyiş. Yine söylüyorum, esas önemli olan şey ondan sonraki hayatın nasıl baktığınız, nasıl gittiğinizdir. Ruhları şad olsun. Evet, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet. Arabayı
Değerli arkadaşlar, Konya'da Asos depremde şehitlerin anlayışı.